Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de karmaşık sayılarda kutupsal form. Hocam düşündüm camı kapatır mısınız? O kutup. kutup daha konunun ismi bile Allah'ım ya. Hocam. Ayı işte hocam orada. Evet kutup ayısı. Evet bak kutupsal form dediğimiz şey şu. Biz şu ana kadar karmaşık standart formunu gördük. Standart form ne diyorduk ki? Z eşittir 4 artı 4 i yazıyorduk. Tamam mı Tonguç? Mesela böyle bir şeyin buna biz reel kısmı diyorduk. Buna ise imajiner yani sanal kısmı diyorduk. Tamam mı? Şimdi biz bir koordinat sistemi çizeceğiz. Buna reel kısım diyeceğiz. Hani x diyorduk ya normalde. x, y eksen diyorduk ya. Buna reel, buna da im kısmı diyeceğiz. x veya y yerine x buna, y de buna diyeceğiz. Ardından bunun reeli kaç Tonguç? 4. O zaman hemen 1, 2, 3, 4'ü burada işaretliyorum. Imaginary kaç bunun Tonguç'un? Bu da 4. O zaman hemen burada da 4'ü işaretliyorum. Hani 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bu da 0, 1, 2, 3, 4. Buraya dördü dördü işaretledim. Sonra bunları birleştirip noktasını bulduğum anda aslında ne yapıyorum Tonguç? Karmaşık sayımı bulmuş oluyorum. O zaman karmaşık sayım neymiş demek ki? Bir noktaymış Tonguç. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bir noktayı ben kutupsal formda yazmak istersem şunu yapmak zorundayım Tonguç'um. Bu noktanın orijine olan uzaklığını bulmak zorundayım. Bu orijine olan uzaklığına biz noktanın R'si diyoruz. R dediğimiz zımbırtı ise biz modülünü bularak buluyoruz. sayının modülü nasıl hatırlıyor musun Tonguç'um? Karekök içinde R'linin karesi artı imaginary'nin karesiydi Tonguç. Hemen o zaman yapalım. Bunun R'li kaç? 4. Karekök içinde 4'ün karesi artı imaginary'si kaç? 4. 4'ün karesi eşittir. 16 artı 16'dan 32. O zaman demek ki ne çıkıyormuş evladım? 4 kök 2 bizim neyimiz? R'miz. R'mizi bulduk mu Tonguç? Bulduk hocam. R'yi bulduktan sonra bir de şurada yaptığı açı önemliydi Tonguç. Şimdi bak şöyle düşün. Burası 4 değil mi? Şu Şurası 4 ya. Burası 4. E burası da 4. Şurası 4 olduğu için burası 4. E 4 4. O zaman burası dik üçgen ya. Burası da 4 kökke çıktı zaten. Bu hangi üçgen Tonguç? 45 45 90 üçgeni. Bunlar birbirine eşit ya. O zaman demek ki teta da 45 derece değil mi? Evet, Şimdi bu bulduğumuz teta dediğimiz açı ise bunun nesi oluyor biliyor musun? Açısı yani argümenti oluyor. Argüment dediğimiz zımbırtı sayının açısı oluyor. Heh, kaç Argüment. kaç derece? Argüment z'yi nasıl gösteriyoruz o zaman? Teta ile gösteriyoruz. Modülüs z'yi de r ile gösteriyoruz sonuç. Biz karmaşık sayıların kutupsal formunu şu şekilde yazıyoruz sonuç. R çarpı cis teta şeklinde yazıyoruz sonuç. Tamam. Cis dediğimiz şeyin açılımını göstereceğim. Ama şimdi hemen şunu yazmaya çalışalım bir. Neydi Tonguç? Bunun R'sini bulmuştuk. Neydi? 4 kök değil mi? 4 kök çarpı cis açısı kaç dereceydi Tonguç'um? 45. 45 dereceydi. Cis 45. İşte bu ifadeyi ben nasıl yazdım Tonguç'um? 4 kök çarpı cis dediğimi yazdım. Cis 45 şeklinde yazdım. Bu cis dediğimiz zımbırtın açılımı ise şu, şu Tonguç'um. 4 kök çarpı cos 45 artı i sin 45 Tonguç'cum. Hocam iyisiniz valla. Evet hocam iyisiniz. Teşekkürler. Bak cos 45 dediğimiz zımbırtı i bir de sin 45'i bir araya getirince bak c i s o yüzden biz bunu kısaltma olarak cis diye yazabiliyoruz. Bu komple bu ifadeyi ben tek bir ifade cis 45 şeklinde yazabiliyorum. O zaman önemli olan neymiş Tonguç? Açısını bulacağız. Bunun buraya uzaklığını bulacağız. Bu da R'si oluyor. Sonra nasıl yazıyormuşuz karmaşık sayıları evladım? Z eşittir R cisteta şeklinde yazıyoruz. Biz buna ne diyoruz Tonguç'cum? Kutupsal form diyoruz. O yüzden kutup ayısı çizdik buraya. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Anlaştık ederim. Bir Anlaştık. Birkaç tane deneme yapacağız. Ee, ve kutupsal formun gösterimlerine bakacağız. Şimdi bak Tonguç'um. Bir artı kökçü. Bunun reeli kaç? 1. İmajinerisi kaç? Köküç. O zaman hemen reeline Biri e, köküçü kök 3'ü işaretliyorum ve karmaşık sayımı tek bir nokta şeklinde gösteriyorum. Şimdi bunun orijine olan uzaklığı dediğimiz zımbırtı hesaplıyorum. Burası 1 ya. Şu uzunluk 1'dir. Şu uzunluk kök 90. Bu uzunluk o zaman 1'in karesi artı kök 3'ün karesi nin kare bize neyi verir? R'yi verir. Hemen bunun karesi Pisagor yapıyorum aslında. 1'in karesi kök karesi. bunun ne, nasıl adım? 2 çıkar. Tamam mı? Evet hocam. Bu açı da Tonguç bak 1 kök 3 2 30 60 90 üçgenine benziyor. Şu açı o zaman kaçmış Tonguç'um? 60 dereceymiş. O zaman bunun argümenti nedir Tonguç'um? 60 derecedir. 60. Anlaştık mı? Ercüment 60. Ve Z'yi nasıl yazıyorduk biz? Bak R çarpı cis teta şeklinde yazıyorduk ya. Z eşittir. R'si bunun 2'ydi. 2 çarpı yani buraya uzaklığı çarpı buradaki açısı cis 60 derece şeklinde yazabiliriz. Tamam. Tabii bunu nasıl gösterebiliriz başka şekilde? R cis, pardon 2 cis e, bu pi bölü 3'tür ya sorularda böyle de pi'li şeklinde de verebilir. Anladım. Hani 180 derece pi olduğu için pi bölü 3 de 60 derecedir. Buna bakalım hemen. Şimdi bunun reeli kaç? Eksi 2. imajinerisi kaç? Eksi 2. O zaman hemen reelini yani burası reel eksenirdi. Bu imaginary eksenirdi. Reeli eksi 2. imajinerisi de eksi 2 bu noktayı çat çut çut gösterdim. Z'yi buldum. Evet. Bunun buraya olan uzaklığını hesaplayalım hemen. Burası 2'dir, burası 2'dir ya. O da 2'dir. 2, 2, 45, 45, 90 üçgeni gibi düşüneceğiz bunu. Burası 90 çünkü. Burası da 2 kök 2'dir. O zaman bunun buraya uzaklığı 2 kök 2. O zaman Z eşittir. 2 kök 2 çarpı cis kaç evladım bak burada trigonometriyi kullanacağız. cis 45 demeyeceğiz. Hmm. Çünkü açılar her zaman nereden başladı? Buradan başladı. Böyle dönüp buraya gelmemiz gerekiyor. Yani bunun argümenti şu taradığım açı. Şimdi buraya kadar zaten 180'di. Bir de 45 gitmişiz. 225. Mükemmelsin. O zaman ne diyoruz? cis 225 derece diyoruz. Şaheser gibi öğrencisin. O zaman bunun argümenti dediğimiz zaman ne diyeceğiz Tonguç'um? Argüment. 225 derece diyeceğiz. Peki bunun modülüsü yani R'si dediğimizde ne diyeceğiz Tonguç'um? İki kök gideceğiz. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Hemen buna bakalım. Süpersin. Bak bunun R'li bu. İmajinerisi kaç peki bunun? Hı. Eksi bir Tonguç. Bunun başında görünmez bir bir var değil mi? O zaman hemen R'li kök 3. İmajinerisi de eksi bir. O zaman hemen bu iki noktayı, bu iki koordinatı birleştiriyorum ve Z'ye ulaştım. Şimdi bunun şu çubuğundan bahsedebilirim değil mi? Şunun şuraya uzaklığını hesaplayalım. Burası kök 3, burası da 1 uzaklığında. Burası 90 derece. 1'in karesi artı kök 3'ün karesinin karekökü, Yani burası 2. Zaten bu neye benziyor? 30, 60, 90 üçgenine benziyor. Genellikle sınavlarda da bilinen açıları, özellikle 45, 45, 90 ve 30, 60, 90'ı verirler. Şu açı e, ee, birin karşısında olduğu için 30 derece oluyor. Burası da 43'ün karşısında olduğu için 60 derece oluyor. Ama bizim için önemli olan şu. Şimdi Tonguç'um o zaman z yazıyorum. Z eşittir. Buraya uzaklığı yani 2 çarpı cis. Şimdi hangi açıyı almam gerekiyor? Buradan başlayıp almam gerekiyor. Yani şurayı almam gerekiyor. Bu açının kaç derece olduğunu söyleyebilir misin Tonguç? Dikkat et. Bütün hepsi kaç dereceydi? 360 dereceydi. 330. Şu, süpersin İşte bu kadar 330 derece çünkü hepsi 360'te 30 kaldıysa demek ki 330'a kadar gelmiş o zaman z eşittir 2 o zaman bunun hemen sana soru argümenti nedir dersin ne diyeceksin 330. mükemmel bir zekayı sahipsin modülüsü nedir derse 2 diyeceksin Tonguç yani buraya uzaklığı tamam, anlaştık mı kutumsal formlarını bulduk mu evladım bulduk hocam peki standart formları nasıl bulacağız şimdi Tonguç'um standart formlarını bulmak için ise iki yöntem var birincisi şu bu 4 çiz 60'ı ben çizebilirim. Bak 60 derece ne Sütonguç? Şöyle döndürürüm. 60 derece değil mi? Şurası 60 derece. Bunun uzaklığı da kaçmış Tonguç'um? Uzaklığı da 4'müş. Hemen bunun koordinatlarını bulduğum zaman reali ve imaginary'sini bulurum. Yani salonunu bulurum. Şimdi 4 ya burası Tonguç. Burada 30-60-90 üçgeni çıktı mı Tonguç'um? Evet hocam. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2 vardır. O zaman burası 2. Burası da 2 köküç değil mi Tonguç? Evet. O zaman bu noktanın koordinatı 2'dir. Çünkü bu uzunluk 2 ya. Bu noktanın koordinatı ise bu uzunluk 2 köküç olduğu için 2 burası 3. 2 köküçtür Tonguç. O zaman bunun Z'si bak R'li artı imajinirisi yani sanalı çarpı i. Nasıl yazılıyordu? X eşit Z eşittir. X artı Y'i diye yazılıyordu. Biz de bu X'i bu da Y'si. Peki bunu başka türlü nasıl bulabilirim diyeceksin. Bu z eşittir. 4 kis 60 dediğimiz şey 4 çarpı kos 60 artı i sin 60 değil mi de evladım? Evet hocam. Evet. Hani bu cisin açılımı böyle bir şeydi. Kos 60'ı zaten biliyoruz biz. 1 bölü 2 artı i çarpı sin 60 kök 3 bölü 2'dir ya Tonguç. Bir de 4 var başlarında. Bunu içine dağıtırsam eğer ben 4 kere 1 bölü 2 2 artı 4 kere kök 3 bölü 2 2 kök 3 i. Aynı şey çıktı. Aa. Görüyor musun? Demek ki iki türlü de bulabiliriz. Hangisini gönlün arzu derse. Üstteki daha kolaydı hocam. Üstteki daha kolaydı çünkü neden biliyor musun? 135'in sinüsünü, kosinüsünü karıştırabilme ihtimalim var. Aynen. En garantisi çizerek yapmak. Hangi bölgede olduğunu görüyorsun. Mesela iki 135. 135 derece buradan başlar buraya kadar gelir. Çünkü burası sıfırdı. Burası 90'dı. 135 derece buraya gelecek ya. Peki buraya kaç derece kalır? 45 derece kalır. Peki bu uzunluk kaç olacakmış Tonguç? Baştaki sayı. Yani 2 olacakmış. Ondan sonra hemen ne yapıyorum? Koordinatlarımı belirtiyorum. Burası 40, 90, burası da 45 olacak. 45, 45, 90 üçgen çıktı. Burası 2 ise burası kök 2, burası kök 2 olmak zorunda. 45, 45, 90 üçgenine göre. Burası kök 2 ise burasının koordinatı eksi kök 2. Bak bu uzunluk ya kök 2 ya. Eksi kök 2. Burası e, kök 2 ise burası da kök 2 ve burasının koordinatı kök 2. O zaman z eşittir. R'li bunun bu eksendi. Burası da imaginary ekseniydi. Dikkat et. R'li bunun eksi kök 2'ymiş. Imaginary'si de artı kök 2'ymiş. O zaman artı kök 2 iyi şeklinde yazabiliyorum. Tamam. Standart forma çevirmeyi de öğrendik Tonguç. Öğrendim. Yani süpersin zeka küpüsün. Şimdi kutupsal formlarını bulunuz demiş. Hemen kutupsal formlarını bulunuz demiş. Hemen düzenleyelim bunu bakalım. Ee, kutupsal formları aslında bulunuş nedir? Bak sin 55 demiş. i kos 55 demiş. Halbuki ne olması gerekiyordu? Kutupsal form nasıldı? Kos teta artı i sin teta değil mi Tonguç'cum? Evet. R çarpı. Ama bak burada İ'nin yanındaki ifade sin olacağını kos olmuş. Hayda. Hayda. Biz bunu sin olmasını istiyoruz değil mi? O zaman hemen trigonometrik trikleri yani kısa yolları kullanıyoruz. Sin yerine kos yazabilirdik ama bu açının 90'a tamamlayanını buluyorduk. Kos 40 kos 35 yazabilirim ben bunun yerine. Hani bunu 90'a tamamlayıcısı nedir? Öyle 35 derece. Evet. Bunu kosa çevirip açıyı da 90'a tamamlayanı yazabiliyordum. Artı i çarpı bunun da yerine de ne yazabilirim? Sin yazabilirdim. Sin 35 yazabiliyorum. Görebiliyor musun? Evet. Şimdi tam istediğim forma geldi mi? Cos i sin. Yani istediğim forma geldi. Dolayısıyla ben bunu nasıl yazabiliyorum? Z eşittir. Cis 35 şeklinde yazabiliyorum değil mi? Peki bunun R'si ne diyeceksin? Görünmez bir bir vardır. O zaman bunun R'si yani modülüsü birmiş Tonguç'cum. Bunun argümenti de aslında kaçmış Tonguç? 35 dereceymiş. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Şimdi sin 117 eksi bu sefer hayda her şey karışmış. Burada i'nin yanında sin olmak zorundaydı, sin olmamış. Burada e, sin yerine kos olmak zorundaydı. Şimdi bunu yaparken Tonguç'u sin'i bir kere e, kos'a çevirelim Tonguç. Evladım uyuyor musun? Hayır hocam dinliyorum. Aferin çok güzel. Kos'a çevirmek için e, 180'in eksi 117. Heh, kos 90'dan çıkartacaktık. 90'dan çıkartsak Cos eksi 27 der Tonguç. Tamam mı Tonguç? Çünkü e, ne yapıyorduk? Şunu hatırlıyorum. Sinx ha, Sin x eşittir. Kos 90 eksi x'tir ya Tonguç'um. Şimdi bunu 90'a tamamlayan nedir? Eksi 27. Eksi eklersek bunun 90 derece olur. Eksi i çarpı bunu da sine çevirelim çünkü öyle olmak zorundaydı. Gene 90'a tamamlayalım. Sin eksi 27 oluyor değil mi Tonguç? Şimdi bak 20 trigonometrik mi trikleri Eksi -27 diyorsun. derece. Bunda bunu toplayınca 90 ediyor. Bunla bunu toplayınca bak bununla bunu toplayınca nasıl 90 ediyordu ya? Bunda evet, bunu toplayınca 90 evet. ediyor. Şimdi tonguçum bak. Kos'ta şöyle bir özellik var. Kos -x eşittir aslında kos x'tir. Bak kos'ta açının eksisini yutar özelliği var. Sin'de ise tonguçum sin eksi -x aslında eksi -sin x'tir. Sin'de ise Açının eksisini kusar özelliği var. Dışarı atıyor. <laughs> Bak kos yutar, sin kusar. Tamam, bu doğru. trigonometri de öğretmiştim sana bunu. Evet, hocam. Onu hatırlayalım. Kos yutuyor mu? O zaman ben buna kos 27 yazabilir miyim direkt? Gerek yok ki eksi. Eksi yutuyor. Peki burada ise Tonguç'um bu eksiyi dışarıya atabiliyorum. Bu eksi dışarıya gelince eksi eksi ne yapar Tonguç? Artı. Artı i sin 27 yapar. İyisin o zaman hocam her şey düzenlendi. Bunu nasıl yazabiliyorum? Z eşittir CIS 27 şeklinde yazabiliyorum Tonguç'um. Anlaştık mı kutumsal Bunu düzenlemiş olduk. Şimdi hayda bak bakalım burada önemli bir soru daha var. Ee, bak Z eşittir X artı İY demiş. Argument bunun pi olduğunu vermiş bize. Ee, y kaçtır diye soruyor. Şimdi Tonguç'um bir kere şunu unutmayacağız. Bak, X artı Y'ye Z. Bunu yerine yazalım. X artı yi artı 1 artı 5i'nin argümenti neymiş Tonguç? Pi'ymiş. Şimdi bunun reel kısmı nedir Tonguç? X artı 1'dir. Bak bunun reali i'siz olan kısımlar. İmajineri ne bunun? Bunun imi ise y artı 5'tir değil mi Tonguç? Evet. O zaman ben koordinat sisteminde çizdiğim zaman pi derece olabilmesi için pi aslında kaç derece? 180 derece pi dediğimiz zımbırtının 180 derece olması için şöyle bir şey olması gerekiyor. Açı olması gerekiyor. Burada gösterdiğimiz gibi. Demek ki çubuğumuz şöyle bir şey olacak. Şimdi dikkat et. Bunun reeli var ama imajineri nedir bunun Allah aşkına? Bu noktanın imajineri. Yani bu eksendeki değeri sıfırdır Tomç. O zaman demek ki imajiner dediğimiz şey sıfır olmak zorunda. Çünkü yukarı aşağı doğru hiçbir şey yok. Bu noktanın koordinatlarına x'sini yazdıktan sonra bir de y'sini sıfır diye yazmaz mıydık? O zaman y dediğimiz şey eksi 5 Tonguç'cum. Y'yi bul bulmuş zaten. <laughs> Sonucu bulmuşuz. Tamam <laughs> mı tamam. Çok şükür. Basit bir soru. Şimdi hemen şuna bakıyoruz Tonguç'um. X artı y ye ya. Z yerine x artı y'yi yazıyorum. Eksi 5 artı 3'ü yazdım. Şimdi bunun reelini söyle bakalım. X'siz, şey, i'siz kısım. Bu ve bu değil mi? Evet, o zaman yani. x eksi 5. İmajineri ne bunun evladım? Y artı. Y artı 3. Yani iyili kısımlar. Evet. Y artı 3 ne Bak bunun argümenti neymiş 90 derece? Yani adam 90 derece olduğu için sadece ve sadece imajiner kısımdan oluşuyor. Demek ki bunun reeli nedir? Bu noktanın reeli sıfırdır aslında. Reeli yoktur yani. Reeli yoksa burasının sıfır olması gerekiyor. O zaman x eşittir. 5 çıkıyor değil mi Tonguç'um? Evet, Böyle sorular da çıkabiliyor. Tonguç Akademi.com'da bunların daha detaylı videoları ve daha önceden buraya koyuyoruz evladım. Buradan takip et. Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun evladım? Hocam bir arkadaşıma tavsiye ettim. Hatta ona sonra iyisin dedim. O da anlamadı hocam. Şimdi videoyu izleyince anlar. Ya saçma sapan espriler yapmaya çalışıyorum. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara göre bakalım.